Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato'nun geçici bütçe tasarısını reddetmesine Başkan Trump yönetimi sert tepki verdi. Oylamanın ardından Beyaz Saray'dan yayınlanan açıklamada yasal olmayan göçmenlerin Amerikalı vatandaşlardan üstün tutulduğu dile getirildi. Senato'daki birkaç istisnanın dışında demokratlar siyaseti ulusal çıkarların önüne koydu. Siyasetin ulusal hükümetimizin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerinin önüne geçmesi kabul edilemez ve talihsiz bir durumdur. Uzmanların merak ettiği konuysa Donald Trump'ın 2013'te Barack Obama gibi hükümetin faaliyetlerini kısmen ne kadar süre durduracağı. Trump, başkanlığının birinci yıl dönümünü hükümetin kapatılmasıyla anıyor. Bu hiçbir başkan için iyi bir durum değil. Şu anda Trump açısından asıl odaklandığımız konu kendisinin bununla nasıl baş edeceği. Hükümetin kapalı kalmasının bir ya da iki hafta sürmesini mi istiyor? Obama yönetimi sırasında kapalılık süreci yaşandı. Zorunlu izne çıkarılan hükümet çalışanları için bu gerçekten çok uzun bir süreydi. Ulusal parklara girişler de yasaklanmıştı. Cumhuriyetçilerle demokratlar arasında anlaşmazlığın temelinde yasa dışı yollardan çocuk yaşta Amerika'ya gelmiş gençlere oturma ve çalışma izni sağlayacak bir yasanın Başkan Trump tarafından onaylanmaması yatıyor.